Evet şimdi de göz hastalıkları uzmanı Doktor Özer Kavalcıoğlu ile deforma lens sendromunu ve akıllı lensleri konuşacağız. Deforma lens sendromu da nedir dediğinizi duyar gibi oluyorum. Hemen açıklayalım. Yıllarca gözlük takmaya ihtiyaç duymadınız. Daha net gören gözlere sahiptiniz ama 40 yaşına gelince eskiden kitabın yarısını okuyabiliyorken şimdi iki sayfa okuyunca yorulmaya başladınız. Net göremiyorsunuz. Ee, Renkler birbirine karışıyor birçok şikayet. Aslında 40 yaş sonrası bu gelişen doğal bir süreç. Biz de doktorumuzdan bunu öğrenmek istiyoruz. Hoş geldiniz. Günaydın öncelikle. Günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum. Evet biliyorum. Özer Bey bize anlatın. Deforme lens sendromu nedir? Deforme lens sendromu aslında bildiğimiz bir şeyin yeni bir tanımlaması. E ee, insanlar artık e, tabii günlük yaşamdan ya da aktif yaşamdan kopma yaşları giderek uzuyor. Eskiden 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda insanlar emekli olabilirken artık 60'lar, 70'ler hala insanların aktif çalıştığı, hatta 80'ler, 90'lar e, sosyal medyanın yoğun takip edip, bilgisayarın, cep telefonunun yoğun kullanıldığı yaşlar haline dönüştü. Bu yüzden göz içerisinde fonksiyonu çok iyi gören bir mekanizma varken bunun yok olmasını ya da bozulmasını erken fark edebiliyoruz. Ne demek istiyorum? Biz 40'lı yaşlarından önce farklı mesafelere bakarken örneğin elimizdeki cep telefonuna, masamızdaki bilgisayara, karşıdaki televizyona bakarken bu geçişleri milisaniyeler seviyesinde hızla yapabilen mükemmel bir sistem var gözümüzün içerisinde. Fotoğraf makinesi kullananlar bunu çok iyi bilirler. Eskiden elle kontrol kontrol edilen makineler olduğunda odaklamak için farklı mesafeleri biz ayarlardık. Şimdi dijital makinelerde önce odaklandığınız yeri hafif bulanık yaptıktan sonra otomatik olarak netleştiriyor makineler. Göz bunu çok daha hızlı yapabiliyor. Bu mekanizmanın bozulmasına deforme lens sendromu deniliyor. Peki şimdi çoğu kişi ilgilendiriyor. Yani 40 yaş üzerinde ben çevremde 10 kişiden 8'inde artık yakını iyi göremiyorum. Bulanık görüyorum. Doğru. Bu şikayetleri duyuyorum. Yaygın bir problem yani. Kesinlikle. Bu sadece yakını iyi görememeye indirgememek lazım. Ee, geçişler çok zorlaşıyor. Ne demek Hı -hı. istiyorum? Siz oturdunuz, elinizde tabletiniz var ve bir şeyler tarıyorsunuz tabletinizden ama aynı zamanda televizyonu izlemek zorundasınız. Baktığınız tablete zaten zorlanıyorsunuz. Eskiden gördüğünüz gibi rahat göremiyorsunuz. Ama sadece bu değil. Kaldırdığınız kafanızı karşıya baktınız televizyondaki yazıları görme de zorlanıyorsunuz. Bu geçiş normalde anında olmalı ama artık hastanın bu sistemi bozulduğu için bir süre baktıktan sonra ve bir kendi gözünde ayarlama yaptıktan sonra görebiliyor. Ya da buradan masa üstündeki bilgisayara geçerken aynı sorunu yaşıyor. Hı hı. Ve demin söylediğiniz gibi 40'lı yaşlarda zaten ortak problem ama bazı insanlarda 30'lu yaşların ortasında bile başlıyor ve yaşamı gözlük kullanmaya alışmamış insanlara zehir ediyor bu durum. Evet. Şimdi 40 yaşından sonra doktor işte ölçümleri yaptıktan sonra uzağa uzağı kını görme gözlüğü veriyor. Doğru. Çoğu zamanda ben şahidim bu gözlükleri kullanmakta zorlanıyor kişiler. Doğru. Çünkü rahat edemiyorlar. Kesinlikle. O zaman gözlüğü de kullanmıyor. Bir kenar atıyorlar. Yani aktif yaşamda tabii alışveriş yapıyorsunuz örneğin. Bir ürünün üzerindeki son kullanma tarihine bakacaksınız. Gözlük arıyorsunuz her yerine. Çıkaracaksınız onu takacaksınız. Bakacaksınız geri bırakacaksınız. Bir de bu sürekli gözünüzde olan bir şey olmadığı için hani yıllardır çocukluğundan beri gözlük takmaya alışmış bir insan zaten gözlüğüyle dolaşıyordu ve her yeri görmeye alışmıştır. Ama hiç gözlüğü olmayan bir insana 40'lı yaşlarının hadi bu gözlüğü sürekli yanında taşı. Restorana gittiğinde menüyü de bu gözlükle gör. İşte cep telefonuna gelen mesajı da bu gözlükle gör demek biraz ızdırap verici oluyor. Yani hasta için mutsuzluk sebebi oluşuyor. Evet bir de hem uzak hem yakını özelliği taşıyan gözlüklerin adaptasyon da göz adaptasyon sorunu da oluyor. Doğru yapılıyor. bir grup hasta hiç kullanamıyor o gözlükleri. Kullanamıyorlar. Bunun sebebini tam olarak bilmiyoruz ama bir grup hasta gözlüğü ne kadar iyi verirseniz verin gözlüğü ne kadar iyi yaparsa yapsın takamıyor o gözlüğü ve bir sürü para sonra kaldırıp atmak zorunda kalıyor. Bu evet. deforme lens sendromu biraz daha irdelemek istiyorum açıkçası. Tabii. Mesela sigara içenlerde daha çok görülüyor. Ee, yine aynı şekilde beslenme bozukluğu etkiliyor, stres. doğru ee, Hayvansal gıdalarla ağırlıklı beslenenlerde bile daha çok görüldüğü söyleniyor. Doğru. Ee, şimdi aslında en önemli etken yaş. Yani 30'lu yaşların ortası 40'ların başıyla beraber bu problemin başlayabileceğini bilmek lazım. Ama çevresel faktörleri iyi kontrol edersek tek başına yaş bir sebep olmayabilir. Yani 35 5 yaşında başlayabilir. Ee, bir insanda ama 55 yaşına kadar da idare edebilir. Nasıl? Bu bahsettiğiniz e, e, faktörler çok önemli. Kişi sigara içiyorsa çok daha öne geliyor. Çünkü içerisindeki toksinler e, gözüm, göz içerisindeki bu mekanizmayı da bozuyor. Kötü besleniyorsanız özellikle hayvansal gıda ağırlıklı besleniyorsanız, fast food ağırlıklı besleniyorsanız çok daha erken başlıyor. Akdeniz ve Ege mutfağıyla beslenenlerde bunun daha geç başladığını biliyoruz biz. Uh -huh. Çok yoğun güneşe maruz kalanlarda çok daha erken başlıyor. Yine çok sedanter, çok sakin, hiç hareket etmeden evden arabadan işe giden insanlarda yine erken başladığını görüyoruz. Çok iyi sporcularda yani yaşamını bir parçasını spora ayırmış, zaman bir parçasını spora düzenli ayırmış insanlarda 50'li yaşların ortası 60'lara kadar çok devamlı gözü kullanma ihtiyacı olmadan yaşayabildiklerini biliyoruz. Onun için bu biraz insanın yaşam tarzına, yaşam şekline bağlı yani. Evet, gözlerimizin bozulması. Peki tedavisi nedir? Deforma lens sendromunun? <laughs> tedavisi farklıydan. en basit tedavisi gözlük tabii ki. Ama bunu tabii insanlar çok fazla arzulamıyorlar çünkü gözlük tek bir gözlükle çözemiyorsunuz. Hele ki gizli hipermetropi dediğimiz bir problemi varsa hastanın saatine bakmak için de gözlük masaüstü bilgisayarına bakmak için ayrı bir gözlük. Aynı gözlükle bakamıyor. O evet, ona pratik çok... Değil yani çok pratik yani değil. Çoğunlukla bir, iki, üç gözlük kullanan hastalar var bunun için. E, günlük yaşamda pek mantıklı değil zaten. Yapamıyorsunuz bunu. E, o zaman gözlük dışı çözümleri konuşmak lazım. E, yeni bir yine terminoloji var, tanımlama var. Akıllı lensler. E, normalde sizin gözünüzün içerisindeki lensin yapabildiği bu farklı mesafeler safları odaklanabilme görevini taklit eden lensler var. Eskiden de aslında iki odaklı lensler vardı. Bunlara multifokal lensler denir. Biz katarak hastalarında zaten bunları yıllardır kullanıyoruz. Katarak yaşına gelmiş ve katarak ameliyatı olmuş insanlarda sonradan gözlük kullanmak istemiyorsa en azından sürekli gözlük kullanmak istiyorsa multifokalleri kullanabiliyorduk. Ama şimdi ne dedik? 30 yaşların ortası 40'ların başıyla başlayan ve genç insanlarda bir problem çözmek zorundayız. Şimdi ne önemi var genç yaşlının? E şimdi genç insanlar daha aktif çalışıyor ve demin bahsettiğim o farklı mesafeleri sürekli kullanıyor. 80 yaşında bir insan iki mesafeyi kullanır genellikle. Tabii ki bunun dışında olan insanlar olabilir. Elindeki kitabını okuyacaktır ki bu genellikle 40 santimdir. Ve televizyonunu seyredecektir ve dışarıda gezecek. Bu iki mesafe ona yetebilir. Tabii farklı talepleri olanlar olabilir. Ama genç insanlarda bu mesafeler yetmez. Farklı mesafeleri iyi görmesini sağlamak zorundasınız hastanın. Burada aldı tableti önünde. Buna bakıyor. Burası 40 santim. Biraz kafasını kaldıracak ekran bilgisayarı var orası 50-60 santim yine kafasını kaldıracak 3 metre ileride televizyon ekranı var orayı da görecek. Gece araba kullanacak bunların tamamını karşılayabilecek ve hastayı e, mutlu edecek farklı odaklara odaklanabilen akıllı lensler dediğimiz trifokal lensler denilen lensler geliştirildi. Ve bu lensleri genç insanlarda rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Bu işlem yaklaşık her bir göz için 5-5,5 dakika kadar sürüyor. İşlem damla anestezisiyle yapılıyor. İşlemden sonra hasta günlük yaşamına aynı gün bile dönebiliyor. Özel bir istirahati ya da bakımı yok. Ve bence en önemli özelliği bu işlemin yani akıllı lens uygulamasının zamanla kısıtlı olmaması. Hastaların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi hı hı. bu çünkü ben kaç yıl bunu kullanabileceğim? 10 yılda bir değiştirecek miyim? 5 yılda bir işte bir işlem temizleme yaptıracak Değiştirecek miyim? mi? Hayır. E, bu 20'li yaşlarda insanlara bile çok yüksek ömür boyu Tabi, ömür boyu kullanılabilir bir materyal bu ve e, ne kadar ömür varsa kişinin o kadar süre başka bir göz hastalığı çıkmazsa tabii ki <laughs> e, o lensle e, yakını arayı ve uzağı e, rahatlıkla görebiliyoruz. Evet. Peki bir de katarakt e, başlamışsa erken yaşta da görülebiliyor. Bu Tabii. lensleri kullanabiliyor muyuz? Tabii. katarak ameliyatıyla birlikte ve illa katarak olması gerekmiyor. Ee, yine e, yaygın olarak bu ameliyatları yapıyorsunuz. Doğru. Biliyoruz. Şimdi katarakt e, o, olan hastalarda da kullanılabiliyor ama e, öncesinde hastanın sorgulanması çok önemli. Yani hasta niçin e, yakını görecek? Ne kullanacak? Gazete mi okuyacak? Kitap mı okuyacak? El işimi yapacak? Bir hobisi var. E, bir hobiyle mi uğraşacak? Çok televizyon seyrediyor mu? Araba kullanıyor mu? Gibi soruları sorduktan Kişi sonra bir özel. Yani önemli. Meslek önemli. Aynen öyle. Her şey önemli. Mesela geçenlerde bir mücevher yapan bir sanatçı hastam vardı. O kadar ayrıntı ve şeyle çalışıyor ki o hastada farklı bir işlem yapmak zorundasınız. Ben çok okumuyorum. Daha çok televizyon seyrediyorum diyen insan farklı bir işlem yapmak zorundasınız. Ben işim gece araba kullanmak, uzun yol şoförüyüm ve geceleri araba kullanacağım diyen insana farklı bir işlem yapmak zorundasınız. Herkese kalıp şeklinde aynı işlemi yapamazsınız. Gece araba kullanmayla ilgisini biraz açıklayalım. Ne var önemi var? Şimdi bu akıllı lensler iç içe geçmiş halkalar şeklindedir ve bu sayede farklı mesafeleri görmemizi sağlar. Hı hı. Eğer kişi gece bütün e, yani işi buysa ve e, her gece araba kullanmak zorundaysa uzun saatler araba kullanmak zorundaysa e, biraz yorucu olabilir akıllı lens bu hastalarda. Onun için hastaya bunu söylemek, belki bir gözüne akıllı lens takıp bir gözüne takmamak gibi farklı versiyonları, farklı uygulamaları var. Yorulabilir. Çünkü karşıdan gelen arabanın farını birazcık dağınık dağılmış görebilir. Bu da sürüş güvenliğini tehlikeye sokabilir. Hastalar bu konuda uyarılabilir. Evet, Dolayısıyla meslek var. ve hobilere de bakıyorsunuz. Kişiye özel bir tedavi planlarken peki merceklerin kalitesini de konuşmamız lazım. Çünkü mercek türleri var. Doğru. E, tabii ki burada maddi yat da ön planda. Doğru. Ama ömür boyu da kullanılan mercekler olduğu için Burada mercek seçimini bir anlatalım isterseniz. Şimdi e, aslında materyal e, merceklerde kullanılan materyal aşağı yukarı aynı ama tabii teknoloji değişiyor. Çok e, bu işi çok iyi yapan markalar var, biraz daha iyi yapan az iyi yapan ve kötü yapanlar var. Benim e, doktor olarak seçimim açıkçası e, demin sizin de söylediğiniz gibi e, bu ömür boyu gözün içinde kalacağı için kötü ortayı kullanmamayı tercih ediyorum. Eğer maddi nedenlerle hasta bunu yaptıramıyorsa yaptırmaması bence daha iyi. Ki giderek yaygınlaşan bir kesinlikle, ee, kesinlikle. 40 yaşından sonra çok sık görülen bir durum. Özel kavalcıoğlu teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum yengem.